İyi akşamlar. Bu akşam bizi kim dinler ha, değil mi? İyi akşamlar. Yani bence aslında çok iyi hazırlandığımız 10 gündür. Çok da iyi bir plana sahip olduğumuzu düşündüğümüz, başlangıcını da çok iyi yaptığımız, işte karşı karşıya Cardozo ile bir gol kaçırdığımız bir maçta 8. dakikada maalesef Akan sorumsuzluk mu, işte dengesizlik mi ne derseniz takımımızı 10 kişi bırakmasından sonra, özellikle ligin sonlarına yaklaşmışken oyuncularımızın hem fiziksel hem mental olarak artık ligin sonunu bekledikleri bu maçta 10 kişi kalmak bizi çok yıprattı. Oyunun genelinde 10 kişi olmamıza rağmen çok sahada derli toplu, düzgün, ikinci yarı özellikle hem toplu hem topsuz oyunda çok iyi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Yani oyuncularıma verdikleri mücadeleden, oyuna olan sadakatlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizim için son iki hafta maçlarımız Ankara Gücü ve Sivas Spor. Sanırım Sivas Spor ligde kalmayı garantiledi gibi. Ankara Gücü'nün durumu belli değil sanırım. Daha henüz çok hakim değilim konuya. İki tane önemli maçımız var. Yapabildiğimizin maksimumunu yapıp bir an önce ligin bitmesini bekliyoruz. Çünkü gerçekten hedefsiz kalmak, ligin ortasında hiçbir amaç olmadan mücadele etmek, maç oynamak gerçekten çok zor. Ama maksimumumuzu verip, kullanabildiğimiz kadar genç oyuncu kullanıp yolumuza devam edeceğiz ve ligin sonunu getireceğiz. Evet. Hocam muhtemelen direkt kırmızı karttan dolayı Akva 2 maç ceza alacak. Herhangi bir izin verecek misiniz 2 maç ceza almışsa? Ya işin latifesi tabii ki. 2 maç bizde %100 olmayacak bence de. Suriye hiç hazırlıklı yakalanmadım yani. Çok beklemediğim yerden geldi. Hallederiz ya. Oyuncularımızla o diyalogumuz var. Ben onlara güveniyorum. Onlar bize inanıyorlar. Gitmek isterse gidebilir. Problem yok bizim için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.